20 yaşındaki bedensel engelli ve diyaliz hastası çocuğunu sırtında taşımak zorunda kalan anneden, ayakları çamur olduğu için okulda zor durumda kaldıklarını söyleyen öğrencilere. Bursa'nın Soğanlı Mahallesi'ne yaşayanlar bozuk yollardan yana dertli. Görüntüler Bursa'nın Soğanlı Mahallesi'nde. Kiraz sokakta asfaltsız, su birikintileri ve engebelerle dolu yol vatandaşların yaşamını güçleştiriyor. Hastaneye ulaşmak için servis gelmiyor bazen. Akülü arabamın şeyi bozuluyor, kolu bozuluyor. En çok da 20 yaşında hem bedensel engelli hem de diyaliz hastası olan Serhat ve annesinin. Ben sadece yolun olmasını istiyorum, yolun asfalt olmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. İşte mahalledeki sıkıntıyı çekenlerden birisi Nigar Orhan. 20 yaşındaki oğlunu haftanın tam 3 günü sırtında işte bu yollardan diyalize Uludağ Üniversitesi'ne götürüyor. Ben de kendim de hastayım, şeker hastasıyım. Haliyle üzülüyorum. Nigar Orhan, bozuk yolda akülü arabasının sık sık bozulması nedeniyle oğlunu çok zaman sırtına almak zorunda kalıyor. Bir arada tekerlek bozulmuştu. Çocuğumu alayım sırtıma, arabayı mı getireyim? Gelemedim yani. Sadece yol istiyorum. Yol düzgün olsa güzelce rahatla götüreceğim çocuğumu. Sadece engelli ve diyaliz hastası Serhat'la annesi değil, öğrenciler ve mahalle sakinleri de yolun asfaltlanmasını istiyor. Servisler girmiyor. Servis bana diyor 1 milyar verseniz girmem bu mahalleye diyormuş. Ben şimdi evden çıkarken ayakkabılarımı siliyorum normalde. Mahallenin başına varıyorum. Yani oraya varıyorum. Orada böyle bir bakıyorum ayakkabılarım perti çıkmış. İyice kirlenmiş. Bu yollar asfalt olsa çok iyi olacak. Hem o zaman böyle bisikletlerle gezebiliriz çamur olmadan. Burada yaşlılar var, engelliler var. Ne var şurada? Kalkamıyor, hep arabayla gidiyor. 21 sene beri burada oturuyorum. Yollardan şikayetçiyiz. Başka şikayetimiz yok. Yollarımız olsa arabamız evine kadar gelecek. Arabamız gelmiyor, hastaneye gidemeyiz.